Daha önceki dönemlerde soru belli bir anlayışın ölmesiyle ilgiliydi. İkinci yayın ortaya çıktığında garip şiirin öldüğünü söylüyordu. Garip şiir ortaya çıktığında eski şiirin öldüğünü söylüyordu. Her şiir akımı önceki şiir akımının öldüğünü söylüyor ancak şimdi şiirin kendisinin öldüğüne dair bir tartışma var. Ama varoluşsal olarak şiir ölmeyecektir. Sadece şiirin anlaşılması bakımından ne olarak görüldüğüyle ilgili bir değişiklik olduğu söylenebilir. Şiir artık gitgide daha sınırlı bir kitlede kabul gören, okuyan ve ezberleyenlerin azaldığı bir şey haline geldi. Belki insan da değişiyordur, bilemeyiz. Ece Ayhan'ın düz halk diyerek asilliğini öne çıkarttığı insanların sayısı giderek azalıyor. Bir söyleşisinde, "Düz halkı çok seviyorum. Onlardan insana ciddi zarar gelmez. En son başımdaki kanserli uğru alırlarken hastane koğuşunda buluştum onlarla. Halime acıyıp yemek tablamı getirip götürdüler. Ezan okurken doğruluyorlar ve sessiz kesiliyorlar. Hatta biri beni şşt diye uyardı. Sonra onların hiç canları sıkılmıyor. Öyle konuşmadan, bir şey de yapmadan saatlerce oturabiliyorlar. Burada bir börekçi var. Her şeye zam geldiği halde o zam yapmayınca tuhafıma gitti, sordum. Elindeki malı zamdan önce aldığını, o yüzden fiyatını arttırmadığını söyledi. Düz halkı işte bu yüzden seviyorum." İşte şiir de biraz bunları gündeme getirmenin, kaybolan, silinmeye yüz tutmuş şeyleri çağırdığı için Türk insanın yanında olmuş. Bunları var kıldığı için bu halk çocuklarına Yunus Emre ismini koymuş. Bunları var kıldığı için Fazıl Üstünlü Dağlarca işçi olarak gurbete gönderilen insanlarımız hakkında Almanya'da Çöpçülerimiz şiirini yazdı. Nasıl geçtin de boz bulanık sellerde? Haberim malde sen yerlerde. Gün ışır ışımaz, alın yazımız parlar. Ne alın yazısı, el yazısı be. Sökemeyiz ki biz, ilkokul aydınlığı bile gösterilmeyenler. Biz, pis yöneticilerin mutsuz kişileri. Süpürürüz yaban ellerinin sokaklarını. Pis el, pis yürek. Sığmazken atalarım güne, yarına. Düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına. Daha 300 yıl evvel omuzlarımızda gök yarısı bayraklar eğilirdi bu ülkelerin burçları uygarlığımıza. Şimdi ta bünyandaki 3 çocuk ağızları açlıkla büyümüş. Şimdi ta Ereğli'deki 4 çocuk, gözleri açlıkla iri iri, alır karanlıklar ardından gönderdiğim kara lokmasını. Sığmazken atalarım güne, yarına, düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına. Ne duruyoruz be kardeş, aylık 1000 yeşil mark, varalım dağılalım kartal Anadolu'dan yeryüzüne. Beyler altın uykularından uyanmak üzere, haydi yollarını temizleyelim. Al güneşten bile utanmadan, pis el, pis yürek. Sığmazken atalarım güne, yarına, düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına.